Arkadaşlar, Nasıl oldu? Eyvallah, doğru dedin. En başta. Değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. 65. hükümetin içerisindeki revizyon sonucu Başbakan Yardımcılığı ve Kültür Turizm Bakanlığı görevlerinde de değişiklikler oldu. Benim UHTEM'deki Başbakan Yardımcılığı görevinde çok değerli kardeşim, dava arkadaşım Fikri Işık Bey'e bugün devrediyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Allah'ın izniyle bu görevi fevkalade güzel bir şekilde dolduracak, çok başarılı olacaktır. Kendisi zaten siyasetin, hükümetin içerisinde uzun yıllar bulunan bir arkadaşımız. Biz de her vesileyle bildiklerimizi kendisine yardımcı olmak için hazırız. Ben hayırlı mübarek olmasını temenni ediyorum. Kendilerine üstün başarılar diliyorum. Siyasette nihayetinde bu tür görev değişimleri siyasetin doğası gereğidir. Mühim olan aynı istikamette, aynı fikriyat çerçevesinde, Türkiye'nin ortak hedeflerinde güçlü bir şekilde bu yolu yürüyebilmektir. İnşallah hükümetimiz bundan sonraki süreçte de çok daha güçlü bir şekilde, çok daha kararlı bir şekilde önce önündeki 2019 hedeflerini gerçekleştirmeye çalışacak ve arkasından da bir adım sonrası olan 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışmaya devam edecektir. Ben tebrik ediyorum. Hayırlı mübarek olsun. Allah işlerinizi kolaylaştırsın. Eskilerin güzel bir duası var. Bu zamanlarda az ettiğimiz, yaptığımız dualardan birisi. Allah vaktinizi bereketlendirsin. Çok başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, ben de Sayın Başbakan Yardımcımıza öncelikle bu bize iltifat dolu cümlelerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tabii biz bir kadronun, bir davanın mensuplarıyız. Ve 15 yıldır ülkemize gerçekten gece gündüz hizmet eden bir kadronun mensuplarıyız. Ve en son Sayın Binali Yıldırım'ın başbakanlık görevini devralmasından sonra da Milli Savunma Bakanı olarak görev aldık. 14 ay bu görevi, bu onurlu görevi yürütmeye çalıştık. Bugün de işte dün açıklanan kabinede de gerçekten bugüne kadar çok başarıyla hizmet eden çok değerli başbakan yardımcımızdan bayrağı devralıyoruz. Kendisi siyasette bizim her zaman örnek aldığımız, takdir ettiğimiz duruşuyla, meselelere hakimiyetiyle, birikimiyle, engin tecrübesiyle ama en önemlisi dava adamlığıyla her zaman örnek aldığımız, sevdiğimiz bir büyüğümüz. Bugün benim için bu görevi Sayın Numan Kurtulmuş'tan devralmak gerçekten ayrı bir bahtiyarlık. Bugüne kadar olduğu gibi bu aldığımız görevi de en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu açıdan bu görevlerin bize verilmesinde, bu görevleri bize tevdi eden başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu görevler millete hizmet görevleridir. Bu ülkeye hizmet görevleridir. Tabii Sayın Başbakan Yardımcımızdan böyle bir görevi devralmak benim açımdan hem bir onur hem de büyük bir sorumluluk. Çıtayı aşağı düşürmemek birinci önceliğimiz. Mümkün olursa daha da yukarıya çıkarmak. Kendisine yeni görevinde de Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Gerçekten Türkiye'nin en önemli alanının diyebileceğimiz kültür alanında Sayın Başbakan Yardımcımız bundan sonra hizmet verecek. Bu alandaki altyapısıyla, bilgi birikimiyle, tecrübesiyle ben inanıyorum ki bu alanda çok önemli hizmetler yapacak, çok önemli hizmetlere imza atacak. Ben de kendilerine başarılar diliyorum. Rabbim yardımcısı olsun. Allah razı olsun. Bu vesileyle bugüne kadar birlikte çalıştığımız bütün değerli arkadaşlarıma ben tekrar teşekkür ediyorum. Gece gündüz bizimle çalışan arkadaşlarımıza gerçekten verdikleri emekler, gösterdikleri gayretler için teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize verilen görevin, bu tevdi edilen görevin hakkını vermek, hesabını vermek için de
elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Tekrar sizlere de ve bu törene katılan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. İzninizle sorun olabilir mi? Kime? Bana mı fikir verin? Hayırlı olsun. İki bakanımıza da sorun. Eyvallah. 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu Gülen hareketidir deniyor ama terörist ifadesine yer verilmiyor raporda. Amerika Birleşik Devletleri hem Gülen konusunda hem yani FETÖ konusunda hem PYD PKK konusunda bizim söylediğimiz noktaya gelecekler. Bu bizim söylediğimiz noktaya gelmekte olduklarının bir işareti olarak kabul ediyorum. Terör örgütü olarak ilan etmemeleri eksikliktir. Ancak Türkiye'deki darbe teşebbüsüne dikkat çekmeleri ve bunun arkasında FETÖ'nün olduğuna ilişkin görüşleri ilk sefer Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bir metninde geçirmiş olması Türkiye'nin söyledikleri tezler konusunda haklılıklarını bir kere daha ortaya koyuyor. Biz görüşlerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Bizim Amerikalılardan istediğimiz sadece kuru raporlarla bu örgütle ilgili bir takım sözler dile getirmek değil, bu terör örgütü lideri Eli Kanlı Cani'nin Türkiye'ye iadesinin mutlaka sağlanması. Eğer efendim bu bir süreç alacak, bu bir hukuki süreçtir, devam edecek, vakit alır diyorlarsa, bu süre içerisinde bu adamın Türkiye'ye zarar vermemesi ve network'ünü uluslararası alanda kullanmasının önüne geçilmesi için bunun mutlaka ev hapsine alınması, gözetim altına alınması, faaliyetlerin kısıtlandırılması zorunludur. Yani darbeyle ilişkili görüyorlarsa bunu da artık yapmak mecburiyetindeler. Bunları bu vesileyle bir kere daha dile getiriyoruz. Türkiye haklı olduğu tezlerini her iki konuda da anlatmaya devam edecektir. Ümit ediyoruz ki dostlarımız, müttefiklerimiz sonunda, eninde sonunda bu meseleyi anlayacaklardır, kavrayacaklardır. Çünkü böylesine bir örgüt sadece Türkiye'ye zarar vermez. Korkarız ki dünyadaki bütün imkanlarıyla, ilişkili oldukları çevrelerle, kendi networkleriyle de Allah muhafaza birçok ülkeye de zarar verebilecek kabiliyetleri var. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Ben bu raporu eksik, tamamlanması gereken ama olumlu bir rapor olarak telakki ediyorum. Evet, Sayın Başbakan Yardımcımız o kadar kapsayıcı bir cevap verdi ki ben de katılıyorum. Peki, o zaman başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Kayseri'de.